Yani eğer bizim vergi sistemde bir sorun var ise ben olduğunu düşünüyorum. Vergi oranları ile ilgili vesaire. Dün bir tweet gördüm, onu da bir paylaşayım. Yani hakikaten çok komik. Tabii, tabii, diyor ki vergi konusunda bir uzman, benim de dostum olan birisi var, tweet atıyor. Diyor ki fındık fıstığı ayrı ayrı alırsanız diyor KDV'si %8. Ama bunu karışık olarak alırsanız %18. O yüzden diyor ayrı ayrı alın, evde gidin kendiniz karıştırın. Şimdi ben bilmiyorum tabii bu oranların böyle olduğunu ama okuduğunuz zaman hakikaten hayrete düşüyorsunuz. Yani eğer vergi sistemiyle ilgili bir sorun varsa bunu tartışalım. Sadece önümüzdeki bir yıl içerisinde sonuç vermek üzere değil, uzun vadede Türkiye'nin ekonomik yapısını etkilemek üzere bunu tartışalım. Ama maalesef Türkiye'de bütün kararlar bir sonraki sandık sonucunu etkilemeye yönelik olarak alındığı için maalesef ya üzülerek böyle olduğunu görüyoruz. Ve Türkiye'nin kalıcı olarak ekonomik anlamda reform yapamadığını görüyoruz. Şimdi eksilerin artıların diğer konuklarınızın vaktinden çok çalmadan vaktimiz var. Burada Devam edin. Devam edin. Şimdi bence Türkiye'nin şu anda karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan bir tanesi yani sadece o torba yasaya konan vergi oranlarından ziyade Türkiye'deki yönetim anlayışı. Yani bakın son birkaç gündür Türkiye'de anayasayla kurulmuş olan meslek örgütlerinin hukuki durum hiç tartışmaya bile mahal vermeyecek bir biçimde şu şekilde olacaktır deniliyor ve bu konuda işte girişimler yapılıyor. Yani Türkiye'nin aslında dokusunu bozacak süreçleri biz o kadar ani bir biçimde yaşıyoruz, bir sabah kalkıyoruz bambaşka şeyleri konuşur hale geliyoruz. Dolayısıyla bu tür gelişmelerin ben Türkiye'de ekonominin de sağlıklı yürütülmesine engel olduğunu düşünüyorum. Yani ben piyasa ekonomisinin baş koşulunun, ön koşulunun güçlü bir hukuk sistemi olduğuna inananlardan. Yani şimdi Türkiye'de hukuk sisteminin güçlü olduğunu söyleyecek ben herhangi birisini görmüyorum. Bu sadece mahkemelerin verdiği kararlar anlamında değil. Hiçbir şeyinizin güvencesi yok. Yani yarın sabah kalkıp işte hükümete bir talimat verilip hükümetin o yönde ekonomiyi olumsuz etkileyecek bir karar almasını engelleyecek herhangi bir mekanizma yok Türkiye'de. Yani istediğiniz karar alıyorsunuz, bunu uyguluyorsunuz vesaire. Dolayısıyla Türkiye bence bu anlamda biraz öngörülebilirliği azalmış bir ülke. Böyle ülkelerde de ekonomi aktörlerinin karar verme süreçleri de belirgin bir biçimde zorlanıyor. Şimdi siz biraz önce saydınız işte makine ekipman almaktaki belki KDV indirimleri vesaire gibi şeyler. Şimdi siz önünüzü göremezseniz yatırımı neye bağlı olarak yapacaksınız ki? Yani yatırım uzun vadeli bir karardır değil mi? Yani siz makineyi alacaksınız, insanı istihdam edeceksiniz, orada bir şeyler üreteceksiniz, bunu satacaksınız falan. Yani bu bugünden yarın olacak bir şey değil. Bu 3-5 yıllık öngörüyü gerektiren bir şey. Belki daha uzun vadeli. Neyse o yatırım türü. Türkiye'nin bu kadar öngörülebilirliğinin ben maalesef olmadığını düşünüyorum. Yani biraz önce bir konuğunu söyledi, hangisi hatırlayamam ama konjonktür o kadar konuların değişmesine yol açıyor ki bir bakıyorsunuz Türkiye bambaşka şeyleri tartışıyor falan. Bu dönemlerde yatırım yapmak ya da yatırım kararı almamda ben biraz zor olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin nasıl dünya ekonomisi ekonomik anlamda normalleşiyorsa Türkiye'nin de bence siyaseten ve hukuken normalleşmesi lazım. Yani maalesef onu ben göremiyorum. En büyük riskinde bu olduğunu düşünüyorum.